Tolga tamam mı? Evet. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sonunu beklenen gün geldi. Çok mutluyuz, mutluyuzun galasındayız. Hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz? Allah çok teşekkür ederiz. Bir kere buraya geldiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Gülmeye geldik diyorum. İnşallah. Biz iyi bir film yaptığımıza inanıyoruz. Eğlenceli, komik bir film oldu. Hem kamera önünde böyle şahane oyuncularla beraber iş yapma fırsatı buldum. Hem de kamera arkasında harika bir ekibim vardı. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bakalım mutlu bir şekilde çıkacağız diye ümit ediyorum sinemada. Evet, biz Yasemin Hanım'la çok didiştiğinizi gördük. Duyduk, sette bayağı sorun yaşamışsınız. Sorunlar var abi, konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Gerçekten burada yüzü var diye söylemiyorum ama yeter, PR bu, yapalım. Yapalım. Yeter, yeter abi. Bir daha İbrahim'in yüzünü bile görmek istemiyorum. Ben görmek istemiyorum. Dikkat ederseniz böyle duruyorum. Bakmıyorum. Asla. Sıkıntılar var. Bazı sıkıntılarımız oldu. Güzel bir iş olduğunu düşünüyoruz işte söylediğim gibi. Bakalım. Umuyoruz herkes de aynı fikirde olur. İnşallah. Yasemin Hanım neler söylemek istersiniz? Pandemiden dolayı galamız olmamıştı. İlk galanız da sizin. Hayırlı evet. olsun diyelim. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok konuşmayayım diyorum ki tekrar bir pandemi gelmesin. Çok korkuyorum şu anda. Çok heyecanlıyım. İlk galam ve bu kadar şahane oyuncularla beraber oldu. O yüzden çok mutluyum yani. Nasıl geçti çekimler? Set arkasını biraz görme fırsatımız oldu ama ne kadar sürdü, nasıl geçti çekimler? İbrahim Bey baktın mı? Gerçekten bu sorunlar doğru mu? Ya biraz benim genelde filmlerimde abi biraz fazla aksiyon var. Aksiyondan dolayı bütün oyuncularda bazı sıkıntılar oldu. Yasemin bu konudan biraz şikayetçi. Bilseydim Survivor'a katılırdım dedi bana. Gerçekten beni Survivor'a hazırladı bu arada ama All-Star'a yani. O kadar iddialıyım. Şu an öyle bir sıkıntımız oldu. Valla 5 haftaya yakın bir sürede çektik. Dediğim gibi hani çekim süreci, montaj süreci ve şu anda vizyon süreci bir anda böyle hızlıca gelişti. Çünkü ben 29 Aralık'ı çok önceden ilan etmiştim sinemada olacağımızı. Senaryoyu bitiremedim abi, tembellik ettim. O yüzden de süreci sıkıştırdım ama dediğim gibi böyle herkes imece usulü konuyu kapattık. Harika, hayırlı olsun diyelim. Hanım Bey siz neler söylemek istersiniz? Hem rolünüzden hem çekimlerin nasıl geçtiğini. Bu tarafa dur. Evet. Ya daha öncesinde tabii İbrahim'le ilgili gıyabında herkes çok anlatırdı setinin çok eğlenceli olduğu, ne kadar profesyonel bir ekiple çalışmaya özen gösterdiğiyle ilgili ama bunu yaşadığım zaman görmek çok güzeldi. Yani ki çekimleri yaptığımız yer harika, hava çok güzel. Zaten İbrahim yani Yasemin ikilisiyle enerji hep yüksek sette. Çok eğlendik yani hiç keşkemiz olmadan geri döndük. Çok fazla zaman geçmedi paydos değişimizden. O yüzden pek çok sahneyi hatırlıyorum ama bütününü çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir şey olmuştur artık size emanet filmimiz seyircimize yani. Peki İbrahim büyük aklı daha komik Yasemin Aksakallı. Hadi. Yasemin Aksakallı dedi. Aksakallı ya. O Mustafa Aksakallı arkadaşım. Böyle olamaz ya. Mustafa ya böyle bir şey olamaz. Bu kadar olamaz. İlk kalanda yaşayacağım şey mi bu benim ya? Az önce dedim çok konuşmayayım bu hırsızlık var. Ben itiraf ediyorum Yasemin Aksakallı daha komikti arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Rahat rahat bunu itiraf edebilirim. Abi hangisinin komik olduğu noktasında farkındaysan sürekli bir atışma skor tutman lazım. Evet. Ben beceremedim onu yani. Ya hangimizin daha komik olduğu benim adımı bilmenden belli oluyor abi. Teşekkür ediyorum. Ben fazla güldürememişim yani. Yani bir de dijital paylaşım da yasaktı. Biz hiçbir şey anımızı da paylaşamadık. Ama gerçekten kamera arkası yani ekrana yansıyacak kadar komik anlar da kamera arkasında oldu. Elbette. Kamera arkası sinemada seyircimiz onu izleyebilecek. Onlara bir sürpriz yaptık. Çok güzel bir kamera arkamız var. Evet. Bu sayede aslında ne kadar eğlenerek çektiğimizi de görmüş olacaklar. Evet. Ne oldu? Arkaya kaçtı biliyor musun? Yavaş yavaş geri gitti biliyor musun? Lütfen ya bana bir soyadı daha vur lütfen. Lütfen. Sen bu konuda lütfen. Çok iyisin. Lütfen. Ben yokluğunu ararım ama şu anda. Evet. Neler söylemek istersiniz? Kim daha komik? Gelsin bu başlığı. Buyurun buyurun. Geliyor. Halbuki benim bir cevabım vardı ama sormadığın için söylemeyeceğim. Evet. Çok keyifli bir çekim dönemi geçirdik. Antalya'daydık zaten. Biraz tatil gibi oldu, biraz çalışma gibi oldu. Komik bir film olduğunu düşünüyoruz. Umarım izleyenler de öyle düşünür. Teşekkür ediyorum. Rolünüzü önce arkadaşlar. Nasıl bir rolde göreceğiz? Galiba tam böyle bir rolde göreceksiniz hanımefendi. Gösterdim. Sürekli kaliteli bıktırdı bizi. Onun da şekerinden bıktık. Bu sette huzur yoktu arkadaşlar. Hazırlığı 1,5 saat sürüyor. Böyle bir şey yok. Asalet olduk yani. Yeter artık yani. Yeter, hakikaten yeter. Ben çok karakterimi anlatmayayım bence çünkü çok vermedik hikayeyi. Evet. Çok karakteri anlatırsam evet. Galiba oraya gidiyor. Ya aslında bizim rakip çiftimizi oynuyorlar evet. Anıl Bey ile Başak Hanım da. Evet. Böyle bir çekişme var. Film boyunca aramızda bir çekişme olacak. Ama bu çiftin aslında bir önceden tanışmışlığı da var yani. Evet. Öyle bir durum. Ya öyle bir durum. Böyle bir hikayeyle başlayacağız. İnşallah iyi olsun.
Kamil Hanım, siz neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim? Bu iş bana kaldı. Farkındasın değil mi? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun. Post yazımı ben anlamadım şimdi. Hani sağ olun abi deyip. İyi ki geldiniz abi deyip kredi kartı. Ben de üstümde nakit yok abi. Yani çok mutlu bir film çektik. Ve mutluyuz yani burada olmak için. Mutluyuz bla 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 bla. Yani güzel de çok mutluyum. Bu kadar söyleyebilirim. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Kameranın tipçisi daha iyi normalde. Teşekkür ederiz. O zaman tekrar şöyle dönersek Yasemin Sakallıoğlu'na. Yok, orada bir Buse arkadaşımız var. Önce ona. Abi hayır. Bu nedir ya? Lütfen. Ölümü gör, önce sen falan. Ne olur. Buse sana yan masadan mikrofon yolladık. Teşekkür ederim. İşte böyle bir ekip. Bir alkış alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Şu basın toplantısı alkışlandığımı gördüm. Çok teşekkür ederim Yasemin. Ne söylememi ister? Mutlu geçti mi set? Nasıl bir set? Evet. Oldu? Yani şöyle düşünüyordum ben her defa. Evet. İşte tam da böyle bir setti diye o yüzden söyledim. Yani hep hani bir klişe vardır ya böyle işte. Biz çok çekerken eğlendik falan diye hep izleyip öyle insanları gerçekten eğlendiler mi diye sorduk. Ben de bunu hep sorguladım. Ama bu filmin setinde gördüm ki gerçekten böyle bir şey oluyormuş, mümkünmüş. Gerçekten hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Bence muhteşem bir setti. Ve inşallah ve inşallah izleyenler de öyle. Teşekkürler Yasemin. Çalıştığımız zamanların dışında çok eğlendik. Hatta eğlendik. İş yapmamışız gibi bir hava var abi, ben anlamadım ya. Ben böyle hani... Hayır, lise, para da ödediler. Lisede kimsenin sallamadığı hocalar vardı ya böyle hani herkes dersini kaynatır. Öyle biri miyim ben acaba? Yok yok. Senaryonun kendisi yani temelinde çok eğlenceli bir senaryo olduğu için biz çok keserek ve çok eğlenerek devam ettik. Çok keyifli oldu. Benim adıma çok güzel bir setti. Çok iyi oyuncu dostlarla, abilerle, kardeşlerle çalıştım. O yüzden çok mutluyum bu ekibin içinde olduğum için. İbrahim'e teşekkür ederim. Yasemin'e de çok teşekkür ederim. Siz neler söylemek istersiniz? Tolga Bey buyurun. Şu tarafa. Abi bu nasıl bir şey oldu? Gurumuz. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz filmimize. Filmimiz bir kere çok güzel. Yani inşallah sizin bu akşam izleyeceğiniz şey de çok güzel olur. Fazla konuşmayacağım. Akdeniz'de çektik. Benim karakterim bir otelde çalışan ve çiftlerin terapisini yapan, çiftlere terapi uygulayan bir insan, bir guru diyelim. Ve gelen çiftlerin ilişkileriyle ilgili onları sağaltmaya çalışıyor işte çeşitli terapilerle, yöntemleriyle. Öyle güzel bir roldü yani, bakalım olduysa. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Akdeniz'de çektik filmi ve Akdeniz sıcaklığında bir çekim süreci geçirdik. İnşallah biraz sonra izleyeceğiniz filme de bu yansımıştır ki Yasemin ve İbrahim varken böyle bir şeyin bence yansımaması mümkün değil. Puanlı Hanım buyurun. Artık bir yerden ay, evet evet biz yanaşalım evet. Bir de herkes bir adımı sırıttı ya. Evet evet. Mikrofonda. Lütfen bağırın. Geldim hemen geldim. Siz aslında burada 10 kişi görüyorsunuz, oyuncuları görüyorsunuz ama kamera arkasında da müthiş bir ekip vardı ve hakikaten çok dostane bir çalışma ortamı oldu. Ben İbrahim'e orada hep şey dedim, nimetsin İbrahim dedim, yine söyleyeceğim. Yasemin için de aynı şeyi söyleyeceğim. Ve tanıştığım, birlikte çalıştığım bütün oyuncu arkadaşlarımı da çok sevdim ve gerçekten çok iyi oyuncular olduklarını düşünüyorum. Onlarla olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Rahmi Bey buyurun. Bizim için çok değişik bir çalışma oldu. Şöyle bir çalışmaydı. Gerçekten önce eğlencesi, sonra yavaş yavaş metnin öne çıkmaya başladığı, sonra insanların metni de unutturup çok yumuşacık geçtiği ama satır aralarında çok önemli şeyler söylenen bir mutlu yüz çektik. Böyle bir Türkiye'de, gün Türkiye'sinde, bugünün Türkiye'sinde bence çok faydalı olabilecek bir ekipti ve çok iyi bir iş çıktı. Daha izlemedik biz ama yani çektiğimiz sahnelerin belli bölümlerinden kurgunun da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bu ekip İbrahim'in beyninde, Yasemin'in gönlünde çok keyifli bir iş yaptı. Sonucu kişiye yansıyacaktır. Bu konuda ben iddialıyım. Gerçekten iyi bir iş izleyeceğiz.
İnşallah iyi olsun diyelim. Aa canım. Sağ teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim canım benim ya. Bir anda hafızası yerine geldi. Bir anda. Evet, film yeni yıla yakın bir tarihte vizyona evet. Girecek. Merak söyleyeceksiniz. İzleyiciler neden bu filme gelsinler? Vallahi 1,5 saatte bütün hayatlarında yaşadıkları derdi, tasayı, sıkıntıyı 1,5 saatte unutturacak. Onları salondan mutlu çıkaracak bir film olduğuna inanıyorum. O yüzden de seyircimiz geldiğinde pişman olmayacaklarını, çok gülüp çok eğleneceklerini düşünüyorum. Herkesi de sinemalara bekliyoruz. Yasemin Hanım, siz neler söylemek istersiniz? Herkesin kendi hikayesine uzaktan bakacağı ve kendi gerçeğini seveceği bir film. O yüzden herkese ailece, kendi gerçeğine tekrar sarılmak için filmimize bekliyoruz. Vallahi ben Yasemin'in davetlisiyim. Ona bayılıyorum. Onu izlemeye gerçekten bayılıyorum. Eminim ki çok güzel bir iş çıkmıştır. Ve çok eğleneceğimizden de eminim. Eğlenmeye geldik. Harika. Peki siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Kopuk hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor çekimler? Güzel geçiyor. Birinci bölümümüzü bitirdik. Tanıtımımız dün yayınlandı. Güzel geri dönüşümler de aldık. Heyecanlıyız. Bir an önce seyircimizle buluşmak istiyoruz bakalım. Ne zaman belli oldu mu tarih? Sanırım şu an için ocağın ikinci haftası olarak planlanıyor ama net bir şey yok. Onu zaten paylaşırlar. Set nasıl geçiyor? Peki birinci bölüm nasıl geçti? Kaan Bey, Sarp Bey, siz? Enerjiler çok keyifli. Nasıldı? Kaynaştık, sevdik birbirimizi. Çok tatlı herkes. Ekibimiz de çok tatlı. Zaten çok heyecanlı herkes. Çok heyecanlıyız hepimiz. Ben bir de alışkınım tarla başına biliyorsunuz. Kadın dizisinden 3 sene orada çekim yaptığım için oranın yaşayanları da güzel karşıladı beni. Abla hoş geldin falan yaptılar. O yüzden böyle yabancılık da çekmiyorum. Mahalleme geri dönmüş gibiyim falan böyle. Güzeldi. Harika. Güzel. Peki yılbaşında nerede olacaksınız? Var mı plan? Çalışacak mısınız? Şu anda bir planım yok ama galiba ailemle olacak. Benim son yıllarda en çok güldüğüm insan Yasemin'le birlikte oynadılar. Hatta filmi izleyen birkaç kişiden biriyim galiba. Ben çok güldüm. Herkesin çok güleceğine emin olduğum bir filmi tekrar izlemeye geldim. Hayırlısı olsun. Nasıl buldunuz Yasemin Hanım'la ikililerini? Birlikte çok ikili olduğunuz sizinle. Yol arkadaşınız. Bir tık kıskanmadım değil. Evet. Neden yok olsan koç? Şahane bir ikili olmuşlar. Ya bu sefer artık karşısına bir hanımefendi lazımdı. O yüzden yani ben olamazdım bu sefer. Gerçekten çok iyi bir ikili olmuşlar. Yani Yasemin'i izledikten hemen sonra aradım. O da hala izlemedi filmi. Ekstra tebrik ettim. İkisi de yani işlerinin hakkını sonuna kadar vermiş. Harika. Siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? Harikayız. Her şey yolunda. Yılbaşı harikası. Artık hepimiz bu yılın bir an önce bitmesini istiyoruz. Yeni bir yıla girelim. Yeni umutlarla vesaire çalışmaya, koşturmaya devam ediyoruz. Sahnede mi olacaksınız, dinlenecek misiniz? Ben sahnede olmayacağım bu yılbaşı. Bu yıl dinlenmeyi düşünüyorsunuz. Evet. Var mı peki yeni projeler var mı? Şarkı, single, albüm, dizi, film? Şimdi Oğuzhan Koç çok yönlü olduğu için. Var, bir dizi film projem var. Ben yazdım. Hayırlı olsun. Umarım güzel olur, bakalım. Herhalde böyle son ilkbahara doğru çekeceğiz, sonbaharda da yayında olur. Onun dışında zaten müzik devam ediyor, hem sahne devam ediyor. Hem yeni şarkılar devam ediyor. Yine ikisini bir arada yürütebilirsem bir de albüm yapmayı planlıyorum. Bakalım. Sonra çok söz veriyorum, yapamıyorum. Sonra sevenler sitem ediyorlar. Elimden geleni yapacağım. 2024'te bol bol soracağım sorular mevcut şimdi. Aynen öyle. O zaman çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İyi seyirler dilerim tekrardan. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok mutlu bir gündeyiz, Mutlu Yüzün Galası'ndayız. İbrahim Büyükak, sevgili Yasemin Hanım, neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle. Valla ben Yasemin'e bayılıyorum. Annemle beraber çok büyük fanıyız. Bütün gösterilerine, bütün etkinliklerine, bütün Instagram içeriklerine ezbere biliyorum. Çok seviyorum onu. Valla onu da ilk gala gecesiymiş gördüğüme göre, duyduğuma göre. O da çok heyecanlıdır, ben de çok heyecanlıyım. Vallahi çok mutlu bir şekilde filmi bekliyorum. Eminim zaten çok güzel olmuştur. İbrahim de keza öyle, çok severek takip ettiğimiz birisi. Güzel geçeceğine hiç şüphem yok. Harika. Siz peki sinemada ne tür filmler izlemeyi seversiniz? Genelde komediyi mi seversiniz yoksa aksiyon, drama, ağlamayı mı sever, gülmeyi mi sever pek alırsınız? Komediyi severim ya. Artık dramdan biraz gına geldi sanki. Gülelim birazcık. Harika. Peki nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? 2024'ü nerede karşılayacaksınız? Ufuk Bey sahnede mi olacak? Birlikte mi olacaksınız? Evet, Ufuk sahnede, Antalya'da olacağız. Antalya'da böyle küçük kapalı bir etkinlik düzenlemişler, orada olacak. Ben de ona eşlik edeceğim. 2-3 gün orada olacağız. İyiyim, güzel gidiyor her şey çok şükür. Klasik zaten biliyorsun, okuma süreçleri, senaryolar, bilmem neler falan, öyle bir dönemdeyim. Böyle. Evlilik nasıl gidiyor peki? Her şey yolunda mı? Evlilikle ilgili son dönemde
bir hamilelik haberleri çıkmıştı. Bunu da buradan görüp tekrar söylemek istedim. Çok fitsiniz. Teşekkür ederim. Ya evlilik çok güzel gidiyor. Çok güzel gittiği için ikimiz de böyle birazcık kilolar almıştık bir dönem. Neyse ki şimdi yavaş yavaş vermeye başladık. Öyle tatlı haberler çıktı tabii ama doğru değiller. Düşünceniz var mı peki? Şu an için düşünmüyorum. Biraz daha kariyer. Evet, peki aynen. O zaman. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür hoş ederim. Geldiniz. Görüşmek İyi üzere. Çok yormayalım arkadaşlar, çok hızlı. Vallahi ben de çok uzun zamandır bekliyordum filmi. Bugün izleyeceğiz inşallah. Çok umutluyum. Yani ben fragmandan bile bayağı ümitliyim. İbo'yu zaten biliyorsunuz, Yasemin'i konuşmaya gerek yok. Müthiş bir iş çıkacağından eminim. Bilahare film sonunda da tekrar inşallah konuşuruz. Yorumlarımı söylerim ama ben sonuçtan eminim yani. Siz nasılsınız peki, neler yapıyorsunuz? Ben iyiyim. 2024'ü sahnede mi karşılayacaksınız? 2024'te sahne değilim, yurt dışında olacağım. Evet, kendime bir tatil armağan ettim kendi kendime. Abi. Yurt dışında olacağım. İlk defa uzunca bir aradan sonra ilk defa böyle bir zaman ayırmayı istedim kendime. Bakalım böyle yapacağız işte. Evet, O Ses Türkiye'ye yılbaşı çekimlerini de soralım. Siz olacaksınız galiba. Neler söylemek istersiniz onunla ilgili? Söyleyebildiğiniz kadar. Tabii yani biz de bilmiyoruz tabii kim var kim yok. Ben bu sene evet varım. İşte yarın da çekimlerimiz olacak. Bakalım. Evet, O Ses yılbaşı çekimleri de hep konuşuluyor. Geçen sene oldu, iki seneler için. Aslında yılbaşı günü içinde izleyiciler için de çok güzel bir anı oluyor. Siz evet. Neler söylemek istiyorsunuz? Vallahi yılbaşı gecelerine imza atan enteresan isimler, enteresan performanslar oluyor. İşte Enis bunlardan bir tanesiydi mesela. Çok güzel hazırlanıyordu. Yani vallahi sürpriz, bu sene ne olacak bilmiyorum. Değişik şeyler bekliyoruz. Bize tüyo da vermiyorlar hani. Biz de orada seyirciyle birlikte şok oluyoruz. Bu sezon da, bu sene de, bu yeni yılda da güzel şeyler olacak diye tahmin ediyorum bakalım. İnşallah diyelim. İrem Hanım'la bir düet yapacağınıza biri çıktı ama eğlendiriciyle Murat Boz düet yapacak. Evet. İrem Hanım hatta çok iyi, hayvan gibi dans ediyor Murat Boz diye tabiriyle söyledi. Hayvan gibi. Beraber şarkı bakıyoruz dedi. Valla ben İrem'i çok severim. İrem'le her şeyi yaparım. Ama bu işler biliyorsun şarkıya bakıyor. Neden olmasın yani? Bakalım, olabilir. Olabilir. Mutluyuz. İbrahim bizim şirketimizin bir parçası. Her yıl beraber reklam çekiyoruz, film yapıyoruz. Gene çok güzel bir filmle karşınızdayız. Umarım seyirci de beğenir. Biz çok mutluyuz gerçekten. Patron burada, patronun içeri de söylemişler. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Neler söylemek istersiniz bu film için? Yani açıkçası hem İbrahim'i hem Yasemin'i çok sevdiğim için bu film için ekstra heyecanlıyım. İlk duyduğumda zaten çok mutlu oldum. Bu süper bir fikir ve süper bir ikili dedim. Çok heyecanlıyım. Az buçuk bir şeyler biliyorum. Ufak tefek birkaç şey de izlemiştim tanıtım yapılırken. Ama tamamı için çok heyecanlıyım. Yani onların macerası bitmez bence. Çok yakışmışlar birbirlerine. Onu yakalamak çok zor. Dolayısıyla inşallah izleyici de çok beğenir. Çok heyecanlıyım yani. Size özel bir film yapılacak mı? Hemen eşiniz de buradan soralım. Ben senaryosunu çok zaman önce yazdığım bir film var Burcu için ama zamanı henüz değil. İnşallah zamanı gelince yapacağız. Bir sürpriz olacak mısınız? Yok, hazır sürpriz değil yani, zaten var. Ama zamanı. Evet, iyi akşamlar Cemal. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyilik, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Mutluyuz'un galasındayız. İbrahim evet. Bey ve Yasemin Hanım. Neler söylemek istersiniz? Çok mutluyum Yasemin ve İbrahim adına. Yasemin'in ilk galası. Pandemi yılında gala yapamamıştı kendisi. Ve buna özel bir hazırlandı. Bunun için özel bir hazırlığı da var. O yüzden heyecanını paylaşmaya geldim Yasemin. Çok yakın arkadaşım. Eminim ki de çok güzel iş oldu. Zaten iş çekilirken uzun uzun konuşmuşluğumuz da var Yasemin'le. Çok merak ediyorum. Peki genelde sinemada komedi türü mü izlersiniz, drama mı izlersiniz, aksiyon mu izlersiniz? Hepsinden diyebilirim ama daha çok komedi. Sizin de oyunculukla alakalı vardı. Devam evet. Edecek mi? Vallahi dijitaller o kadar yoğun ki, hele de böyle yıl sonuna inanılmaz bir yoğunluk var. Dijitalleri bir hallettikten sonra var bir şeyler.
Peki 2024'ü nerede karşılayacaksınız? Var mı planlar? Vallahi ya evde olacağım ya da Çeşme'de arkadaşlarla. Orada da yine yazlıkçılık evde olacağım. Damla Hanım'la çok fazla göremiyoruz sizi. Sevgili neden? Olduktan sonra hani böyle ya, storylerde çok göremiyorum. Nasıl canım? Görünüyor mu? Hayır canım, tabii ki de. Her gün birlikteyiz de biz de yani artık o kadar sevmiyoruz yani. Her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Her gün story'de olmaya gerek yok. Malzeme çıkmadı burada. Malzemeyi sen görürsün 2-3 gün sonra. Aa, bilmiyorum. Buradan bilmiyorum en son İrem manav dediğinde magazin gündemi karşılığı karıştı. Şimdi sen siz böyle sen bir 2-3 gün sonra görürsün diyeyim ben. Ama benlik bir şey yok ortada. O zaman ayrılıktan mı bahsediyoruz acaba? Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyiz. Heyecanlıyız. Çok evet. Güzel bir film gibi görünüyor. Yine her zamanki gibi güleceğiz, kahkahalar atacağız. Evet, genelde sinemada gülmeyi mi seversiniz yoksa hüzünlenmeyi mi? Hangi tarz izlersiniz? Hepsini, filmin, bence şarkılar da ikiye ayrılır. İyi şarkılar, kötü şarkılar. Filmler de iyi filmler, kötü filmler. O yüzden hani gülmeyi severim, ağlamayı severim diye bir şey yok ama korku filmi seyretmeye bayılıyorum. Korku filminde oynamak da fena olmaz, bakmak lazım. Buradan da durdurmuş aslında. Siz belki de ben kendim yaparım, bakarsın. Olmaz. Bir dakika, bir fikir oluştu burada şu anda. Benim de oluştu. Nasıl? Dur ben yazayım geleyim bir saniye. Nasıl bir proje olur peki? Keremcan'ın projesi nasıl bir proje olur? Güzel olur. Peki yanında oynatacağı rol arkadaşı kim olur? Ya önemli o film bütün dünyada, hani Hollywood'da da başrol iki oyuncu üzerinden dönüyor gibi görünüyor ama çok büyük bir kadro tabii ki. Bütün oyuncular filmin konusu, senaryosu neyi gerektiriyorsa. Harika. O zaman hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi seyirler. İyi seyirler. Hoş geldiniz Anne Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. İyi, sizler? Çok teşekkür ederim. Bu aralar ederiz. Çok görüşüyoruz. Evet, iyi de oluyor aslında özellikle. Evet, evet. Mutluyuz galasındayız sevgili İbrahim Gülkak, evet. Yasemin Sakallıoğlu. Neler söyleyeceksiniz? Yani açıkçası ben de uzun süredir bu kadar sosyalleşip bu eventlere, galalara katılmıyordum. Ne mutlu ki yapılan işler de artıyor. Sektör adına en önemlisi çok mutluluk verici. Güzel, yapımcı da yapım şirketi de benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Burcu o yüzden işim. Evet, Fırat Bey'in 25 filmin. Güzel, eğlenceli geçecek gibi duruyor bu akşam. Herkesin ellerine sağlık diyorum. Harika. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz, yılbaşında nerede olacaksınız? Buradayım, evimizdeyiz. Köpeklerimizle birlikte yılbaşı için özel program yapmadık açıkçası. Öyle gireceğiz yeni yıla. Kaç köpeğiniz var peki? Bir açıklamanız var mı? 3 tane. 3 tane var, 7 tane daha alıp ona tamamlayacağım. 3 tane var, bir tane de şirkette var. Ama evde, evet. Evet, yeni bir şeyler var mı peki, projeler var mı? Görüştüğüm var ama netleşen bir şey yok, anlaştığım bir şey yok henüz paylaşabileceğim. İlişki zaten her şey yolunda. Aha, evet, yolunda. Çok iyi. Yolunda. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. Vallahi güzel bir gün. Geçtiğimiz günlerde İbrahim'le beraberdik. Aynı heyecanı paylaşıyoruz. Çok güzel bir film olduğuna çok eminim. Eğlenmeye geldik. Güzel bir sonuçla karşılaşacağız zaten. Peki sinemada daha çok gülmeyi mi seversiniz, hüzünlenmeyi mi, aksiyonu mu, korkuyu mu? Ya vallahi hepsini severim aslında. İyi komedi her zaman zaten mutlu eder. Ama genel olarak baktığında işte senaryosu, hikayesi, her işin zaten çok farklı oluyor. O yüzden böyle şöyle şudur diyebileceğim bir kategori yok aslında yani. Her film farklı. Siz peki nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Yeni single var mı, yeni proje var mı? Var, var. Yeni Nisan gibi bir sanırım bir max single'ımız çıkacak. Aynı zamanda Nisan'da benim bir sinema filmim çıkacak, vizyona girecek. Teşkilatı Mahsusa'nın hikayesini çektik. Sevgili Gizem Karaca ile beraber. Dönem filmi? Hem dönem hem günümüzü harmanladığımız bir iş, değişik bir iş oldu. Çok büyük prodüksiyonlu bir iş. Kısmetse Nisan'da o da vizyonda olacak. Yeni şarkılarımı zaten devamlı yapıyoruz. Herhalde bir önümüzdeki ay yeni single çıkacak. Sonrasında da bir 3-4 şarkılık bir max single yapacağız. Onun dışında sahnelerimiz, konserlerimiz devam ediyor. Keyifli her şey, güzel. Vallahi çok heyecanlıyım. Yasemin de İbrahim'i de çok uzun zamandır tanıyorum. Özellikle Yasemin'in yoluna en başından beri şahidim. O yüzden ben de onlar kadar en az mutluyum. Bekliyoruz. Böyle bir tatlıda size de davete gelse, siz de oynar mısınız böyle bir komedi oyununda? Yani?
bilmiyorum, heyecanlanmışsam eğer senaryosuna karşı tabii ki olmak isterim. Neden olmayayım? Eminim onları da heyecanlandıran bir durum olmuştur ki onlar da bu işi beraber yapmaya karar vermişlerdir. İyi gibi gözüküyoruz bence. Teşekkürler. İyiyiz vallahi, nasıl olsun. Koşturmaca devam. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Abi hoş bulduk. Ne haber? Galadayız. Soru muydu o? Galadayız yani. Galadayız, çok merak ediyorum. Heyecanlı filmi bekliyorum. Bakayım izleyelim. Hoca Eker abi. Sen büyüğü müsün? Büyüğü müsün? Nasıl gidiyor çalışmalar? Her şey yolunda. Keyfimiz yerinde. Güzel gidiyor abi. Dizimiz vardı, o bitti. Benim Güzel Ailem. Şimdi başka bir şeylere bakıyoruz. Hayır, olmadı. İlk defa. Nasıl bir ikili oldular sizce? Çok güzel bir ikili, belli değil mi? Hani İbo'yu çıkarıp beni koysan olmaz yani. Siz mükemmel ikili. Peki, neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? İyi, biz iyiyiz. Bir yaramazlık yok. Şu an böyle bir dinlenme safhasındayız. Bir şeylere hazırlanıyorum. Bakalım. Evet, yeni yıla da gireceğiz. Gireceğiz. Evet, 2023 sizin için nasıl geçti? Birazcık değerlendirebilir misiniz? Çok güzel geçti. Yorucu ve güzel geçti. 2024'de heyecanla bekliyorum. İnşallah bir değişik bir şey olur yani. Evet. Hayırlı uğurlu olsun, bol kişileri olsun inşallah. Heyecanlıyım, bekliyorum ben de. Bakalım, iyi akşamlar.